Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile TYT Ayta Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 114 ve 115'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda özdeş 8 tane dikdörtgen levha ile şekil oluşturulmuştur. Hemen kısa kenarlara dikkat. Şuralara KKK dersem uzun kenar 3K mı oluyor? Evet, hemen yazıyorum 3K, kısa kenarda K şeklinde yazınca burası da K, burası da K, burası da K. Ve bir kısa kenarda A artı 2 demiş ama olsun, K dedik, devam. Şeklin çevresinde 66 demiş. Şimdi şuraya bak, 3K burada, 3 burada, 3 burada, 3, 6, 9, 10, 11K. Bu da 11K da burada, toplam 22K. 66'ya eşit verilmiş. K da böylelikle kaç çıkar? 3 çıkar. K dediğimiz şey kısa kenar, yani A artı 2'ymiş. A artı 2 de 3 ise A'yı da böylelikle 1 olarak buluruz. Bizden de 1 isteniyor. A isteniyor daha doğrusu. Cevap Akçay oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. BE uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şu X. Arkadaşım ne yapacağız? Öncelikli olarak 90 dereceler ama düşüyor. Dal alfa beta'ya değil mi? Alfa beta. Alfa beta. Aa hocam, şu üçgenle şu üçgen benzer. Ben şuradaki Y uzunluğunu bulabilirim benzerlikten. Beta'nın karşısı 5'in, beta'nın karşısı Y'ye oranı eşittir alfa'nın karşısı Y'nin, alfa'nın karşısı 4'e oranı derim. Y kare buradan 20'ye eşit oldu. Y kare yeterli. Çünkü şurada bir Pisagor bağıntısı yaparsam x kare de eşittir 5'in karesi artı y kare eşit değil mi? Yani bu x kare eşittir 25 artı 20 yaptı. Y kare 20 olduğundan dolayı toplamda 45 yaptı. E o zaman x de böylelikle kök 45 yapar. 9 çarpı 5 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkacağından cevabı 3 kök 5 diye buluruz. Evet, cevap 3 kök 5 CR oldu. İkinci soruda geldik 3'e. Katlama var. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit. Bir de katlamayı biz geriye doğru açıyorduk değil mi? Evet, burada açılmış vaziyeti zaten var. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. E 16 ise tamamı 16 ya. Buraya 10 kaldı. E hocam burası da 10. Hatta burada bak 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Başka bir şey var mı? GF uzunluğu isteniyor bizden. Şu uzunluk isteniyor. Arkadaş, burada üst üste binen açılarda birbirine eşitliğini mi kullansam acaba? Bir şey gelecek mi diye bakıyorum. Şuradaki üst üste binen açıların eşitliğinden dolayı bir şey gelecek mi arkadaşlar? Vallahi açı ortayda, kollar açılan, dikmeler eşit. Sadece şunlar birbirine eşit. Bunların eşitliğini de kullanamıyorum maalesef. Başka bir şey yapmalıyım. Hocam burası 90 sa, burası da 90 değil mi? Evet. Şimdi benim burada bir hamle yapmam lazım sanki. GF'yi bulmak istiyorsam. Şurada benzerlikten dolayı maalesef alfa beta benzerliğe geçiş olmuyor. Benzerlik yok, o zaman dik üçgen oluşturmam lazım. O zaman GF'ye ait dik üçgeni nasıl oluşturabiliriz? Hop şöyle çizerek. E buradan dik çizdikten sonra hocam burası 16 ya. Bak dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. A şu üçgenle şu üçgen benzer. Burada alfanın karşısı 16, burada alfanın karşısı 8. 1'e 2 oran var. 90'ın karşısı 10'sa 90'ın karşısı direkt 1'e 2 orandan dolayı 20'dir burası. Zaten benden 20 isteniyor, yani cevap Edremit yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Evet, şekiller çok olunca takılıyor. Dördüncü sorudayız. Evet, şöyle bir asmalı bir şey verilmiş. Bakalım ne diyor. Burak işten geldikten sonra bilgisayar çantasını şekil 1'deki gibi L noktasına asıyor. Bir süre sonra düşeceğini düşünüp daha sağlam olması için aynı hizadaki K ve L noktalarını asınca şekil 2'deki duruma geliyor. Bir kere arkadaşlar, tam ortasına asılırsa bu zemine paralel olur dikdörtgendeki şuradaki kenar. Çünkü asılmazsa bak, şöyle tam ortadan asılmazsa böyle bir şey olacak değil mi? Evet, tam ortadan olacak, bunu unutma. Tamam. Burada da tam böyle şunlar birbirine eşit olursa, yani şunların zemine olan uzaklıkları eşit olur. O yüzden zemine paralel konumda olur bu. Zaten BC kenarı zemine paralel demiş. İkinci durumda da zemine paralel olduğu söylenmiş zaten. Tamam, devam edelim. Şekil 1'deki şu yüksekliği 25 santimetre verilmiş. Öbüründe de 43 santimetre olarak verilmiş. Şimdi aynı şekli mi kullanıyoruz? Aynı şekli kullanıyoruz. Bak, ÖSYM buna dikkat eder. Ve zemine olan uzaklığı L'nin burada, burada da L'nin burada aynı şey değil mi? Aynı şey. O zaman buna dikkat edeceğiz. O zaman şuradaki 25'i de kullanmamız lazım. Hocam şu ikizkenar tabanına ait yükseklik çizersem 27 27 olur. Buradan devamı da şurası atıyorum. A olsun. Hocam burası da H olsun. O zaman burada şu ipin uzunluğu da ne oldu? İpin uzunluğunu da bilmiyorum. H artı A artı 25 burası. Eyvallah. Şuraya gelecek olursak. Hocam buradaki mesafe de A. Şuradaki mesafede, evet, bence şuraya ne diyeyim? Şuraya ben x diyeyim isterseniz. Bak şuraya x diyeyim. Buraya x dersem eğer, hocam burası da x, burası da x oldu mu? Oldu. Şuradaki uzunluğa dikkat eder misin? X artı a artı 43 burası. Hocam burası da
X artı A artı 43 yapacak. 25'i 43'e tamamlayan kaç? 18. Hocam burası o zaman A artı 18 olacak. Bak pardon, X artı 18 olacak. X artı A artı 43 yaptı burası da. Şuradaki uzunlukların birbirine eşit olmasını kullandık. Sonra bu dikdörtgenin bir kenarı 27 27. Hocam burası da 27 27 ya 54. Yani burası da 54. E hocam şuraya bakacak olursak bu ipin uzunluğu şekilde değişmiyor. Aynı şekil ipin uzunluğu 2x artı 54. E hocam burada da 2x artı 54 olacak. Yani burası da x artı, hani 2x artı 54'ü 2'ye bölüyorum. X artı 27 mi yapıyor? Evet, x artı 27 yapıyor burası. E hocam burada artık bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Yap bakalım Pisagor bağıntısını. X artı 27'nin karesi eşittir X artı 18'in karesi artı 27'nin karesi deyip işlemle sonuca ulaşırız. Vallahi 27 var ya, bence 9'un katı. Yani 9'un 3 katı. Yani hissedelim. 9'un 3 katı. O zaman acaba burası 9'un 4 katı, burası da 9'un 5 katı mı diye düşünüyorum şu anda. Başka 27'nin katı ne var ki? Yok, özel üçgenlerde. Hocam burası 36 olur. Böyle bir şey olursa. O x'in 18 olması lazım. X yerine 18 koyarsak 18 artı 27 de 45 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki gerçekten de x neymiş arkadaşlar? Şurası x artı 18 36 ise x gerçekten 18'e eşit oluyormuş. Hissederek yaptık. Bilgisayar çantasının askı uzunluğu isteniyor. Askı uzunluğu da 2x artı 54 değil mi? Evet. Askı uzunluğu da 2x artı 54 olduğundan x yerine 18 koyarsam 36 artı 54 yapar ve burası 90 yapar. Cevap Balıkesir oldu. Güzel bir soru. ÖSYM benzeri sordu. Bu ayarda yine soru gelebilir. Her zaman gelebilir. Dikkat et. Zemine olan uzatları burada L noktasının, bu önemliydi. Onu kullandık. Bir de askılık iplerinin uzunluklarının eşit olmasını kullandık arkadaşım burada. Dördüncü soru gerçekten hoş bir soru. Geldik 5'e. Evet, tablolar var böyle. 144. Şuradaki mesafe hiç değişmiyor galiba. Soruyu tam okuyayım istersen. Şekil 1'de yerden yükselileri eşit 4 çiviye köşelerinden asılmış birer tablo görülmektedir. Evet, 4 çivi. 1, 2, 3, 4. Sonra ne diyor? Tabloların nasıl olduğu çivilerden birinin birbirine yakın olanlar arasında 144 cm mesafe var. Tabloların boyları 60'a 80. Ebatlarında 2 eş tablo. Tablolar birer köşelerindeki çivilerin düşmesi nedeniyle şekil 2'de görünümü almıştır. E hocam buradaki mesafe değişmiyor. Hala aynı bu çiviler. Bak görüyorsun. Sadece şuradaki çiviyle buradaki çivi düşmüş. Buradaki mesafe yine kaç? 144. Şimdi tablonun kenarları da kaça kaçtı? 60'a 80'di. Hocam 60'a 80. 60'a 80 burası da. Sonra burada bir de ne olmuş? Köşelerinden geçen doğrular gibi zemin ile dikey konuma gelmiş. Ha, şu köşegeni çizdiğin zaman bu köşegenin devamı zemine dik olmuş diyor. E hocam burası 60 ya. 6, 8, 10 üçgeninden burası 100 mü yaptı? Evet. Ya ama şurası 100 yaptı. Zemine olan uzaklığı var mıydı burada? Zemine olan uzaklığından herhangi bir şekilde bahsedilmemiş. O zaman zemine olan uzaklığından bahsedilmemişse şuradaki x'i bulmaya çalışacağız biz. Uzaklıktan bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. Ya. Yok, bahsedilmemiş. Yapacak bir şey yok o zaman. Hadi bahsedilmemişse o zaman ona göre işlemimizi yapalım. Soruyu bakıyorum bir daha da. Yerden yükseklikleri eşitti. O zaman buradaki uzunlukla 100 artı atıyorum. Buradaki uzunluk 100 artı A ise hocam buradaki uzunluk da 100 artı A. Yani şuradaki mesafeler de aynı yükseklikte. O zaman buradaki mesafeler de aynı yükseklikte olmak zorunda değil mi? Yani şuradaki mesafe de yine aynı yükseklikte olmak zorunda. O zaman buradaki yükseklikler de birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Ve hatta bu yükseklikler birbirine eşitse hocam şurada bir dikdörtgen çıktı, şunlar birbirine paralel çıktı diyebiliriz. Peki devamını getireyim o zaman. Şuradan diki çizdim. Buradan diki çizdim. Diki çizince bir şeyler geldi mi burada? Aslında geldi. Hocam alfa beta'ya da alalım. Şurası alfa. Buraya beta diyecek olursam beta 90 ise alfa. Sonra şu üçgenle bu üçgen aynısı değil mi? Birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. Şimdi 6, 8, 10 üçgeni, 60, 80, 100 üçgeni. Alfayı gören 80, alfayı gören 80. Ya da 80'i gören alfa. O zaman burası alfa, burası beta yaptı. Beta 90 ise burası da alfa yaptı. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E o zaman zaten beta'nın karşısındakiler de birbirine eşit. Şunlar tamam. Alfa'nın karşısındakiler de birbirine eşit. Ya bunu uzun uzadıya anlattım. Normalde x-kenar yamuk hocam bu. O yüzden x-kenar yamuk olduğu için çizilen dikmeler tabanını şuradaki iki eş parçaya böler diyebilirdik aslında ama daha görmediğimiz için uzun uzadıya anlattım bunu. E sonrasında ne yapacağız hocam? E sonrasında biz şu x'i bulmak istiyorsak şuradaki kenarı bulmalıyız. Şu a'yı bulmalıyız arkadaşım. O zaman ben şu üçgenle şuradaki üçgende bir benzerlik yapabilirim. Evet, bu üçgenle bu üçgende benzerlik yaparım. Alfanın karşısı a'nın, alfanın karşısı
Şurası beta. Alfanın karşısı 80 oranı. A bölü 80 eşittir 90'ın karşısı 60'ın 90'ın karşısı 100 oranı. 60 bölü 100 olacak. Sıfırlar sadeleşsin. 48. A'yı böylelikle 48 buluruz. A 48 ise o zaman burası da 48. 48 48 96. 144'ten 96 çıkartırsak kaç yapıyor? Hocam 48 geliyor galiba. Evet, buraya da bak 48 burada, 48 burada. X burasıysa burası da X ya. X'i de ne bulduk arkadaşım? 48 olarak buluruz. Yani cevap Edremit oldu. Bir tık uzattım çünkü niye? Yamuğu görmediğimiz için. Normalde hocam şu dikmeler ayırdıkları yerleri eşitleyip sonra direkt şu ikisinde benzerlik yapıp sonuca da ulaşabilirdik aslında. Ama maalesef yamuğu görmediğimiz için bu şekilde yapmak zorundaydım. Evet, geldik 6'ya. ABC'de dikdörtgen biçimindeki bahçenin köşelerine ağaç dikilmiştir. Bahçenin iç bölgesindeki K noktasındaki kuyu bulunmaktadır. Şimdi K noktasının köşelere tamam bu doğrusal borular döşenmiş. BK kaç verilmiş? 20. DK kaç verilmiş? 15. AK 24 verilmiş. X. Arkadaşım dikdörtgen içinde alınan bir noktadan köşelere çizildiği zaman ne oluyordu? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamı X'in karesi artı 24'ün karesi eşittir. Diğer karşılıklı köşeler 15'in karesi artı 20'nin karesi olur. İşlemini yaparaktan sonuca ulaşabilirsin burada ama dikkat et, burası 15 20 25 üçgeni hocam. Yani 25'in karesi yapar. O zaman burası da 25'in karesi olacak ya. 24 25 ne üçgeni? 7 24 25 üçgeni. O zaman X 7 olmak zorunda arkadaşlar. Kısaca bak, özel üçgeni kullanarak kısa yoldan da yapabiliriz. 6. soru Akçayoldu, geldik 7'ye. Evet, dikdörtgen verilmiş. 3 6 2. O zaman burası 8 ise burası da 8'dir. Sonra boyalı üçgenin alanı isteniliyor bizden. Ne yapacağız? Bütünsel düşüneceğiz. Tüm alandan şunu, şunu ve şunu çıkartacağız. Burası 10 mu? 10. Tamam. Şimdi tüm alan nedir? 8 kere 10, 80. 8 çarpı 10'dan 3 çarpı 8 bölü 2'yi çıkartacağım. 6 çarpı 7 bölü 2'yi çıkartacağım. Bir de 2 çarpı 10 bölü 2'yi çıkartacağım arkadaşım. Bu 80 yaptı. Eksi 3 kere 8, 24 bölü 2'den 12. Eksi 42 bölü 2'den 21. Eksi burası da 10 yaptı? Evet. Şu üçünü topla bakalım kaç yaptı? 10, 20, 30, 3 yaptı. 80'den 33 çıkartırsan kaç kalıyor? Bu 80'den 33 mü? 10, yok 40. Burası 43'müş arkadaşlar. Şurası topladığı zaman 43. 80'den 43 çıkınca kaç kalıyor? 37 kalıyor. Yani cevap böylelikle Denizli oldu. Geldik 8'e. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki arsanın içerisine kenarlarından 5 metre içeride olacak şekilde havuz yapılmış. Havuz dışında kalan alan 2800. Arkadaş, ben şuraya bir A dersem, buraya da B dersem, işte ÖSYM bu tür soruları da, yani niye böyle çarpanlar ayırmayı kullandıran sorulara da önem veriyor. Bak ben de o yüzden böyle bir soru yazdım buraya. Dikkat et. Şuraya A, buraya B dersem. Hocam burası ne oldu? A artı 5 oldu. Hayır. 5 burada, 5 burada. A artı 10 oldu. Hocam burası B ise burası da B artı 10 mu oldu? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Havuz dışında kalan alan. Havuz dışında kalan alan nedir arkadaşım? Büyüğün alanından şuradaki alanı çıkartacağım. Yani A artı 10 çarpı B artı 10'dan neyi çıkartacağım? A çarpı B'yi çıkartacağım. İşte bu alanda neye eşitmiş? 2800'e eşitmiş. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Arsanın çevresi nedir diye soruluyor bize. A artı B'yi bulmaya çalışacağız. Haydi bakalım işlemimizi yapalım. Hocam bu AB, sonra 10A, sonra 10B, sonra 100. 10B artı 100. Eksi AB var. Bu 2800'e eşitmiş. Hocam, hocam, hocam AB'ler gitti mi gitti. Şu 100'ü attın öbür tarafa. 10A artı 10B eşittir 2800'den 100 çıkınca 2700 yapar. 10'a böldüğüm zaman A artı B'de 270 çıkar. Benden arsanın çevresi isteniyor. Arsanın çevresine bakar mısın şöyle? A artı B'den 2 tane var. Yani 2A artı 2B, değil mi? Burası da artı 10, burası da artı 10 ya. A artı 10'dan 2 tane var. B artı 10'dan da 2 tane var. Hocam onlar burada 2 tane, burada da 2 tane. Toplamda 40 yaptı. İşte bu isteniliyor bizden. Biz A artı B'yi 270 bulmuştuk. O zaman 2 artı 2B 540 çıkar. 540'a 40 eklersek de kaç çıkar? 580 çıkar. Yani 8. soru Ceyhan oldu. Bazen sadece işlem işlem işlemle sonuca ulaşabiliriz. ÖSYM'de soruyor bunları. Dikkat. 8. soru Ceyhan, geldik 9. soruya. Paralel kenardaki alan dağıtımı kardeşim. Alan. Ne dikkatimi çekti hocam? Bu dikkatimi çekti benim. Bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Yani dikdörtgen alanının yarısı neye eşittir arkadaşlar? 8, 10 ve 3'ün toplamı. 8, 10 ve 3'ün toplamına eşit.
Benden bu alan isteniyor. A alanı. Ne yapacağız? Hocam şuraya da bakacak olursak bu da dikdörtgen alanın yarısı değil mi? Evet. O zaman bu da A artı 10 artı 4'e eşittir. Bitti gitti. Onlar gitti. 11 eksi 4'ten 7 mi buluruz A'yı? A'yı 7 buluruz. Zaten benden de 7 isteniyor. Yani cevap Ceyhan yapar. Ve geldik ona. Şimdi özdeş. Bunlar özdeşmiş. ABCD ve EFGH dikdörtgenler prizması. Evet, bu dikdörtgenler prizması. Yani görünen yüzeyleri dikdörtgen demek istiyor bize. Evet, ön görünümleri verilmiş. ABCD'nin BC kenarı, EFGH'ın da E kenarı yere temas etmektedir. Şurası ve şurası temas etmekteymiş böyle. BC'ye doğrusalmış. O zaman burası 90 derece ya. Alfa beta'ya dalacağız büyük ihtimalle. Hocam burası da 90, burası da alfa değil mi? Evet. Şimdi BC'yi kaç vermiş bize? 30 vermiş. Bunlar özdeş olduğu için burası da 30 olacak. Ve burası 8 verilmiş ve CE'de 6. 6, 8, 13 kendinden 10 yazdın. Bunun tamamı 30 sa, bunun da tamamı 30. Buraya ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi benden BH isteniyor. Hocam BH işte tam şu uzunluk isteniyor. Ne yapacağız burada? Buna karşılık bir 90 derece elde edeceksin. Hocam şöyle bir dik çizersek olay bitti. Diki çizdin. Hocam ne çıktı? Şurada bir temel orantı çıktı. Şöyle 1'e 2 oran var. Hatta 10 bölü 30. 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3 orandan dolayı burası kaç yapar? 24 yapar. Kafadan yapalım bunu. 1 bölü 3. 1 bölü 3 yani 24 yaptı. Hocam burada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. 12 yapar burası. Toplamda 30'du. Buraya 18 kaldı. Burada bir dik üçgen Pisagor bağıntısı. Hocam burası 6 çarpı 3. Burası 6 çarpı 4. Burası da 6 çarpı 5 olur. Yani cevap 30 olur. Evet, cevap böylelikle Ceyhan bulduk 10. soruda. Ve geldik 11. soruya. Ne demiş 11. soruda? Aşağıda kenar uzunlukları 18 ve 24 olan. Şimdi bir kere 18 burasıysa, 24 burasıysa, bu 6 çarpı 3, bu 6 çarpı 4 ise eğer, o zaman burası da 6 çarpı 5 olur. Yani 30 olur. Tamam. Şimdi ne olmuş burada? Bu iki üçgene ayrılmış. İki üçgene ayrıldıktan sonra birer kenar ve birer köşeleri aşağıdaki bir üst üste gelecek şekilde yerleştirildiğinde üst üste gelen. Arkadaşlar bu iki şekil birbirinin tıpkısının aynısıdır. Niye? Alfa beta'ya dal, alfa beta. Şu üçgenle bu üçgen aynı. Bütün kenarları aynı zaten. Bak burası da 18, burası da 30. Kısa kenar 18, uzun kenar 24. Burada kısa kenar 18. Burada kısa kenar 18. Bunları yaz. Şimdi ben burada eş yapıları koyuyorum ya. Eş yapılarda neye dikkat edeceğim? Kenarların birbirine eşitliğine. Açıların birbirine eşitliğine. Aşırı derecede dikkat etmem lazım. Hocam bunu yazdık. Bu bir dik üçgen. Burası 90 derece. Eyvallah. Hocam bu 90 da bu şekilde konmuş. Şimdi 18'i gören burada alfaysa. Bak 18'i gören o alfa mıydı? Hayır, betaydı. 18'i gören beta yazacak olursam burada. Üst üste kondu ya. 18'i gören burada da beta. Ne çıktı burada? Hocam şunlar birbirine eşit oldu. Hatta burası beta 90 ise alfa. Alfa tamamı 90 olduğundan bak burası da alfa oldu. Burada da bir x kenar çıktı. Burası da eşit. Ya da 90 eşit eşitse muhteşem üçten burası da eşit diyebilirdin. Şimdi o zaman şu uzunluklar çıktı. Bu hipotenüs uzunluğu 30 ya. 30. O zaman burası 15. Burası 15. Burası da 15 çıktı. Yeşil boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bunun alanı bulacağım. Alanı için tabanına ait yükseklik lazım. Hocam x kenar ya, taban yok ama var, bulunacak şimdi. Tabanına ait yükseklik çizsem tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Şuradakinde. Hocam burada bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Bak şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Orta taban 18 ise bak burası 9 oldu. Ben şuradaki uzunluğu da zaten biliyorum. Pardon, kaçtı burası? 24'tü. Burası da 24. Tabana ait yükseklik de 9 çıktı. 24 çarpı 9 bölü 2 bana sonucu verir. Burası da 12 ya. 12 çarpı 9 kaç yapar o zaman? 108 yapar. Böylelikle cevap Ceyhan oldu. 11. soruda ve test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda test 5'in çözümünde, daha doğrusu son testte, dikdörtgenin son testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.